Benim Liko ile oynamayı özlediniz mi? Evet. Ha, çok sevindim. Sizi çok seviyorum. Ben de. Ben de çok seviyorum. Ha, birbirimizi bu kadar çok seviyor olmak ne güzel. Hadi bir oyun bulalım Leli. Tamam, bakalım neler var. Aa, bak bu ne Liko? Arkadaşlarımıza soralım. Bu nedir arkadaşlar? Tarak. Doğru, bu bir tarak. Peki tarak ne işe yarar Leli? La 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 la. La 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 la. Ne yapıyorsun Leli? Saçlarımı tarıyorum Liko. La 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 la. Tarak saçlarımızı taramaya yarar. Bence bulduk, hoş bulduk. Bulduk, hoş bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bence bu tarak bir mikrofon olabilir. Böyle şarkı söylemek için. Çok yaratıcı bir düşünce bu Liko. Düş Yeri'nin yepyeni kahramanları Düş Yeri App'te. Hemen indir. Siz de evde bulduğunuz şeylerden böyle yaratıcı fikirler üretebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bence bu fırça bir davul tokmağı da olabilir. Güm, güm, güm. Bu da çok güzel bir fikir Leli. Hadi siz de evde bir nesne bulun. Ve annenizde o nesnenin başka neler olabileceği konusunda akıl yürütün. Tamam. Aa Globus, sana hoş geldin, ne boyu unuttuk. Aha, evet. Hadi hep beraber söyleyelim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin oyun köyümüze. Hoş geldin oyun köyümüze. İşte burada eğlence. Biraz da var dinlece. Bilmece bir dinlece. Her şey bu köyde. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin sen köyümüze. Hadi artık oyunumuzu seçelim Kılavuz. Evet hadi Kılavuz, hadi. Tamam, oyun seçimi başlıyor. Harika. Ha? Niye durmuyor? Evet niye? Oyun seçimi ekranımı durmak için sizin ekranımı ikna edecek bir tekerleme söylemenizi istiyor. Aa tamam. Yani ekranın durması için onu ikna edecek bir tekerleme bulmalıyız. Ay nasıl yapacağız? Çekilliko buldum ben. Ekran dur artık. Oyunumuzu bul artık. Durmazsan biz ne yaparız? Sıkıntıdan patlarız. Hadi beraber söyleyelim Leli. Ekran dur artık. Oyunumuzu bul artık. Durmazsan biz ne yaparız? Sıkıntıdan patlarız. Aa yavaşladı, duracak sanki. Hadi arkadaşlar bizimle beraber söyleyin. Hep beraber söylersek kesin duracak. Hadi. Ekran dur artık. Oyunumuzu bul artık. Durmazsan biz ne yaparız? Sıkıntıdan patlarız. Başardık. Kılavuzun ekranını durdurmayı başardık. Sizin sayenizde arkadaşlar. Kılavuz, bu oyun nedir? Doğru mu yanlış mı oyunu? Doğru mu yanlış mı oyunu? Harika! Anlatsana, nasıl oynayacağız bu oyunu? Labirentin içinde 3 ayrı kapı var. Her birinin önünde basmanız için bir kırmızı bir de yeşil düğme göreceksiniz. Ne yapacağız o düğmeleri? Kırmızı düğme yanlış, yeşil düğme doğru demek. Her kapının önüne geldiğinizde size bir cümle söyleyeceğim. Mesela bal acıdır diyeceğim. Siz de bu cümlenin doğru mu yanlış mı olduğunu bulacaksınız. Tabii ki yanlış. Bal tatlıdır. Yani biz de. Söylediğin şeyi doğru mu yanlış mı olduğunu bulup kırmızı ya da yeşil düğmeye basacağız. Kapılar açılacak. Harika. Şimdiden çok heyecanlandım. Şimdi de doğru mu yanlış mı oyuna hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Peki ya siz hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Harika o zaman. Hadi labirente. Yaşasın. Biz hazırız Kılavuz. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Ay, bize yardımcı olmasınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka başarırız.
Anlaştık mı? Anlaştık. Üç, iki, bir. Başla. Kumsal yakıyor. Koş Niko, koş. Koşuyorum Yeleli. İşte ilk kapı Liko, dur. İşte ilk cümlemiz. Sonbaharda kar yağar, kardan adam yapılır. Doğru mu, yanlış mı? Kar sonbaharda mı yağıyordu Liko? Hayır akıllım, kar kışın ya, ne çabuk unuttun. Tabii ya. O zaman kılavuz yanlış söylüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Yani hangi düğmeye basacağız? Yanlış için hangi renk düğmeye basacaktık? Kırmızı. Hadi Liko bas. Basıyorum. Harika, ilk kapıdan geçtiniz. Yaşasın. Hadi Liko, öbür kapıya koşalım. Hadi. Kum saati işliyor. İlk kapı kolaydı değil mi Leli? Ay bakalım. İkinci kapıda bizi neler bekliyor? Bak işte ikinci kapı. İşte ikinci sorumuz. Atatürk'ümüzün tüm dünya çocuklarını armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da kutlanır. Doğru mu yanlış mı? Bunu bütün çocuklar bilir ki. Evet Leli. Arkadaşlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da kutlanır, öyle değil mi? O zaman doğru düğmesine basmalıyız. Doğru düğmesi hangisiydi arkadaşlar? Yeşil. O zaman yeşil düğmeye bas Deli. Bastım bile. Yine bittik, harika. Yaşasın, kapı açıldı Liko. Evet başardık Deli. Kum saati yakıyor. Ay Liko, oyalanmayalım hadi. Son kapıya koşalım. Geldim geldim. Bu son kapıyı da açabilirsek oyunu tamamlamış olacağız. Yaşasın. Evet Leli. Umarım süre yeter. Kum saati azalıyor. İşte son cümlemiz. Gemileri kullanan kişiye pilot denir. Doğru mu yanlış mı? Ben bunu biliyordum. Bir oyunda daha buna benzer bir şey vardı. Ben de biliyordum Liko. Gemileri kullanana pilot denmiyordu sanki. Pilot başka bir taşıt kullanıyordu. Arkadaşlar yardım edin. Pilotların kullandığı taşıt gemi miydi? Hayır. Peki neydi? Uçak. Tabii ya. Uçakları kullanana pilot deniyordu. Peki gemiyi kullanana ne deniyordu o zaman? Dört. Kum saati doluyor. Üç. Buldun. Gemileri kullanana kaptan deniyor Leli. Buldum. O zaman gemileri kullanan kişiye pilot denir cümlesi yanlış. Bas kırmızıya Liko. İki. Tamam basıyorum. Bir. İşte bu, harikasınız. Başardık Leli, başardık. Yine beraber başardık arkadaşlar. Çok yardım ettiniz bize arkadaşlar. Harikaydınız. Hepiniz aferin. Gerçekten harikaydı. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber salla salla çakala dansımızı yapıyoruz. Hadi herkes ayağa kalksın. Oturan kimse kalmasın. Hadi arkadaşlar. Salla salla çakala dansımız başlıyor. Salla salla. Etmeye bayılıyorum. Ben de. Ben de. Bugün bize yardım ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de sizinle oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Ben de. Ya siz bizimle oyun oynamayı seviyor musunuz? O zaman bir sonraki oyunda yine bizimle olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.
Hadi aç pan. Efendim Fisi? Hadi gelmedin, seni bekliyorum. Evet, gelemedim Fisi. Çünkü şu an Pin'le biraz tartışıyoruz. Neden tartışıyorsunuz Pan? Bizim hala oğlu Fiko, Ezine'den kocaman bir peynir tofağı göndermiş. Annem bir kilosunu Fisi'ye götür dedi ama. Aa, teşekkür ederim. Bana da peynir vereceksiniz yani. Vereceğiz ama bir kiloyu nasıl ölçeceğimizi bir türlü bulamadığımız için Pin'le biraz tartışıyoruz. Anlıyorum. Tamam, ben de bir düşüneyim. Bir çözüm bulursam konuşuruz. Tamam Fisi. Bir koku alıyorum. Sanki karakar kapıraya gidiyor. Gak! 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 İşte Fisi burada. Gak! 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 Merhaba karakar. Merhaba Fisi. Pek bir düşünceli gördüm seni. Söyle bakalım aklına takılan şeyi. Gak! Tam bana bir kilo peynir hediye edeceğim. Peynir mi? Evet ama koca bir peynir tekerinden bir kuleyi nasıl ölçeceklerini türlü bulamadım. Gak! Anlıyorum. Gak! Bu ne? Bu bir terazi. Bunu kullanarak ölçebilirsiniz peyniri. Gak! Terazi nedir çocuğu? Bir cismin veya maddenin ağırlığını ölçmeye yarayan alete terazi denir Pisi. Bak, bu bir eşit kollu terazi. Bir tarafına koyduğun şeyle diğer tarafına koyduğun şey aynı ise, bak terazinin burası birbirine eşit ve dengeli durur. Eğer biri daha ağır ise ağır olan taraf aşağı iner, hafif olan yukarı kalkar. Aa, tatlı bir dildeki gibi mi? Evet canım, aynen öyle. İşte bu da bir kiloluk bir ağırlık. Bu ağırlığı bir tarafa koyup diğer tarafa da peynir koyarak teraziyi eşitlerseniz peynirin bir kilo olduğunu anlamış olursunuz. Aha, hayatıma hoş geldin terazi. Bu bir terazi ve bu da bir kileyi ölçmek için ağırlık. Aa, harika bu. Bir tarafa bir kiloluk ağırlığı koyunca böyle aşağı iniyor. Öbür tarafta böyle dengeye gelene kadar bir şey koyarsak koyduğumuz şey bir kilo olacak. Yani onu ölçmüş olacağız. Bu harika bir şey. İşte sorunu çözdük. Bir kiloluk ağırlığı koydum. İşte ilk parçayı da ben bu tarafa koydum. Biraz daha peynir koyalım Pin. bak. Peynir ağır geldiği için ağırlık aşağı indi. Peynirden biraz almalıyız. İşte bakın tam peynir de durdu. Başardık. Koku alıyorum. Sanki karakar kapıya geliyor.
Sorunu çözdünüz mü merak ettim doğrusu. Bir de ta ormanın öbür ucuna kadar geldi şu güzel peynirin kokusu. Sakın peynirlerimizi sulanma. Hepsini için zülmük bile vermeyiz sana. Sizden peynir isteyen olmadı ki. Ben sadece merak ettim pisiyi. Alın da başınıza çalın peynirinizi. Ay ne yaptın Pan? Ne yaptım? Kovaladım onu. Ama kavganın kalbini kırdım Pan. Oysa o bize yardım etmişti. Yardım mı? Nasıl yardım? Terazi'ye bana kara karga getirmişti. Deme ya. Çok üzdüm şimdi onu. Hadi onu da çağıralım. Verelim peynirin en güzel yerini fişi. Ne olur. Hadi. Kara karga, kara karga. Keşke gelsen buraya. Hı? Kara karga gel lütfen. Ne oldu? Niye beni çağırdınız Guak? Senden özür dilerim kara karga. Özür mü? Kötü davrandı Pan az önce sana. Evet biraz öyle oldu. Senden hepimiz özür diliyoruz kara karga. Özürümüzü kabul edersen bu peyniri ayırdık sana. Peynir mi? Nasıl yani? Bu peynir benim mi Guak? Evet kara karga senin alabilirsin. Hepinize teşekkür ederim Guak. O zaman ben peynirimi alır giderim Guak Guak. Afiyet olsun kara karga. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Büyütece mi? Teraziye mi? Pusulaya mı? Doğru, teraziye. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir terazi çizin. Düş yeri epe indir, en eğlenceli okul evine gelsin. Milli Eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar, klipler Düş Yeri App'te. Hemen indir.